Merhabalar, Global Piyasalar yayınına hoş geldiniz. Ali nasılsın, iyi misin? İyiyim, sen? İyiydi, teşekkürler. Bugün piyasalar, yurt içi piyasalar tatil ama yurt dışı piyasalar. Biz buradayız. Aynen, aynı şekilde buradayız. Biraz dünden bahsedelim, ekrana verebilirsek. Oldukça güzel bir gündü değil mi? Yani evet. İstihdam verisinden sonra çok hızlı bir şekilde yukarı yönlü bir hareket yaptı endeksler. Hisse senetleri de aynı şekilde güzel tepki verdi. İyi bir gün kapanış oldu diyebiliriz dün için. Evet, burada özellikle S&P endeksinde ve Nasdaq endeksinde %1,5 civarı yükselişler görüldü. Burada tabii ki Amerika'daki genel algı nedir dersen, kötü veri geldiği zaman Fed'in parasal sıkılaştırmasını uzun süre tutmayacağı yönünde algı tekrardan geri dönüyor. Teknoloji hisseleri ve mega cap olarak bilinen dev hisselere alışlar geliyor. Bu da S&P ve Nasdaq'ı yukarı götürüyor. Dow o kadar yukarı gitmiyor ama. Mesela dün Dow %1 bile aslında yükselmedi. Yine de Dow içindeki belirli hisseler, havacılık hisseleri falan geldikleri diplerden ufak tepkiler oluşturdular. Bakarız zaten yayın ilerleyen dakikalarında. Evet, dün istihdam verileri vardı. Beklentilerin oldukça altında geldi. Tüketici güveni de beklentinin oldukça altında geldi. Bu hafta aslında tamamen verilerle şekillenen bir hafta. Evet. Özellikle Perşembe günü yine enflasyon verisi, tüketici enflasyonlar veriler açıklanacak. Daha sonra da Cuma günü tarım dışı istihdam verisi açıklanacak. Yani biz bu hafta Fed'in değer verdiği, faiz artırımlarına yön veren ekonomik dataların birçoğunu elde etmiş olacağız hızlı bir şekilde. Önce istihdam verisi beklenenden zayıf gelerek Fed'in bu konuda özellikle önem gösterdiği istihdam piyasasında soğumaya işaret etmesiyle piyasaları yukarı kaldırmış gözüküyor. Tabii ki önemli olan Cuma günkü işsizlik ve tarım dışı istihdam verilerinin de bu açıklanan veriyi onaylayıp onaylamayacağı. Eğer o taraftan da yine istihdam piyasasının soğuduğuna dair işaretler görürsek endekslerdeki yükselişin devamı beklenebilir diye düşünüyorum. Dün veriler açıklandıktan sonra CME FedWatch göstergesine göre faiz artırım beklentileri oldukça geriledi. Dün 50'ler civarında diye konuşmuştuk değil mi? 25 bas puan artırım ihtimalini aşağı yukarı. Dün en azından baktığımızda şu vardı. Yılın sonundan itibaren bir 25 bas puan artış hikayesi ön plandaydı. Yani burada maviyle gösteriliyordu. Ama bugün baktığımızda 2024'ün Mart'ına kadar sabit kalması, faizlerin sabit kalması yönünde beklenti daha ağır basmış gözüküyor. Bir 25 bazı puan arttırım ihtimali de zayıflamış gözüküyor diyebiliriz öyleyse. Evet, yani bu ihtimal her zaman var ama zayıflamış gözüküyor. Para piyasaları bu tarz veriler geldiği zaman, kuvvetsiz veriler, beklentilerin altında veriler geldiği zaman diyor ki galiba faizler artık tekrar artmayacak, biz hisse alalım diyorlar. Reuters'ta çıkan yorumlar bu şekildeydi. Burada zaten şu anki toplantıya yönelik artırım beklentisi hemen hemen neredeyse yok. Fed ağırlıklı olarak çok uzun zamandır Eylül ayındaki toplantıda Fed'in pas geçmesini bekliyor, sabit bırakmasını bekliyor. Burada birbirle çarpışan şeyler Fed üyelerinin ve başkanın yorumlarıyla gelen veriler. Powell konuştukça faiz artırım beklentileri artıyor. Veriler geldikçe son dönemde faiz artırım beklentileri geriliyor. Bakalım hangisi ön planda olacak. Bir de tabii Powell'ın son konuşmalarında sürekli makroekonomik verilere yorum yapması beklenenden daha zayıf gelen istihdam verisinin piyasa üzerindeki etkisini de artırmış olabilir sanki. Doğru. Evet. Yani veri bazlı. Çünkü o biraz... Çok vurguladı. Yani son zamanlarda bütün pivotu veri üzerine kuracaklarına dair bir yapı oluşturdu sanki söylemleriyle. Dolayısıyla yatırımcılar da bu taraftan gelecek olumlu olumsuz sinyallere karşı çok hızlı reaksiyon gösterecek bir hal aldı diyebiliriz sanki. Yani şöyle oluyor, ben izliyorum toplantılarını genelde. O kadar fazla sıkıştırıyorlar ki Powell'ı. Powell diyor ki verilere bakacağız. Yani o verilere bakacağız deyip uzaklaştırıyor kendinden soruları. Yani verilere bakacağız, verileri değerlendireceğiz. Öyle deyince de en ufak bir beklentiden sapmada piyasa oldukça alıp satıyor. Buna bakıyor olacağız. Onun dışında dün tahvil faizleri tabii ki bu beklentiyle birlikte geriledi. 10 yıllık ve 2 yıllık tahvil faizlerinin gerilediğini gördük. Dün bugüne geçmeden dün mesela yükselen hisselerden bir Tesla'ya bakalım. Dün Tesla oldukça yükselmiş. Evet. Oldukça da güzel bir grafik oluşturdu. Hareketli ortalamaların üzerine attı tekrardan. 200 günlük ortalamadan da güzel, güçlü bir tepki vermiş oldu.
Biz dün şunu demiştik, 25 EMA'nın yukarı geçilmesi gerekti diye. 25 EMA 245'ler seviyesindeydi. Dün net bir şekilde yukarı geçmiş. Hatta Tesla ile ilgili buradaki ABD'deki regülatörlerin Tesla'nın otomatik sürüş programları ile ilgili araştırmaya başlaması, bilgi talebi yönünde bazı haberler çıkmış. Ya bu haberlere rağmen, normalden olumsuz algılanır soruşturma haberleri. Buna rağmen %7.7 yükselmiş. Gayet önemli bir yükseliş. Dolayısıyla Tesla bundan sonra 243-244'lü seviyeleri destek yapıp verilerde de ayakta tutunabiliyorsa 265 ile 243-244 arasında sanki gidip gelebilir. 265'i de aşarsa sanki daha yukarı. Bir önceki zirvesi olan 300'e doğru bir hareketin devamını getirebilir gibi. Evet. Dün Nvidia'ya da bakalım. Evet, Nvidia orada da 482 dolar yatay trendi üzerinde bir kapanış geldi. Dün de bahsetmiştik oradan. Oldukça önemli bir seviye. 25 binlik hareketli ortalamanın üzerinde tutunuyor olmamız da teknik açıdan güzel bir güç göstergesi oldu. Evet. Biz dün zaten burada ne demiştik yorumumuzda? 440-480 aralığında trade mümkün ve 25 günlük ortalamadan da sektiğini söylemiştik. Dolayısıyla aşağı düştükçe alış, yukarı gittikçe de al-sat tarzında işlem yapılabileceğini söylemiştik. Tamam. Herhalde tahminen bu 482 yatay trendi üzerinde bir süre daha hani teknik manada gücünü koruyabilir gibi sanki. Günlük kapanış olarak eski zirvesini aşmış gözüküyor. Günlük kapanış çok önemli. Burada bile dün seninle konuşmuştuk. Günlük kapanış 500'lü fiyatların görüldüğü zaman bile günlük kapanış 470'ler civarında olmuştu. Şu an kapanış bazında zirve tazelemiş oldu bile. Piyasa yani açılışı öncesinde aynen 489-490'lı seviyeler, yani bu uzun zamanların zirveleri konumunda. Dolayısıyla tüm zamanların zirvesine yakın olduğu halde burada Nvidia'da olumsuz bir görüş piyasada pek yok. Yukarı yönü, dün de konuştuğumuz gibi hep algı düştükçe al ve yukarıdan satıp tekrar al tarzında böyle bir yapı var. Zaten o yüzden de çok volatil. Ama ben internette gördüğüm yorumlarda ve araştırmalarda gördüğüm kadarıyla burada çok büyük bir opsiyon aktivitesi başlamış Nvidia'da. Put opsiyonu alanlar, satanlar, piyasayı yazanlar. Çünkü buradaki opsiyonlarda premiumlar aşırı derecede fiyatlanmış, yüksek fiyatlı hale gelmiş. Dolayısıyla orada opsiyon yazdığınızda yüksek faizler de mümkün. Dolayısıyla burada volatilite, bayağı bir volatilite olacak gibi önümüzdeki dönemde. Opsiyon ticaretinin artmasından dolayı, opsiyon hacminin artmasından açık, dolayı. Açık pozisyon sayısını takip edelim madem önümüzdeki günlerde. Takip ediyor oluruz. Dünü bu şekilde tamamlayalım. Bir de dün tabii Alphabet'le ilgili, Google'la ilgili bir de konuşalım. Alphabet hisseleri dün, buradaki yorumumuz ne şeklindeymiş? 125 üstü günlük ve haftalık kapanışta destek. Zaten arzu ettiğimiz kapanışı almıştık. Evet. Günlük kapanış olarak zirveyi aşmış gözüküyoruz. Zaten ne demiştik? 125 üzerinde kaldığı sürece biz 136-135 seviyesine doğru gider demiştik. Zaten gitmiş. Fibonacci direncinden gelen realizasyon da oldukça teknik açıdan manalı ve güzel olmuş gibi gözüküyor. Evet, yani bu yatırımcıları şey yapmamıştır. Tedirgin ettiğini ben sanmıyorum. Gün içinde çok yükselmiş çünkü. Normal, evet. Burada Google tarafında da yapay zeka konusunda yeni programlar, yeni çipler, yeni ürünler açıklıyor. Özellikle yapay zeka ile üretilmiş resimlerin tanımlanmasına, kullanılmasına yönelik. Burada tabii ki yapay zeka ile bir şey ürettikten sonra bir de o üretilen ürünün tanımlanması, kaydedilmesi, aratılabilir olması, yapay zeka ile üretilip üretilmediğinin belirlenmesi, örnek vermek gerekirse bir imaj ürettiğinizde onun üzerine dışarıdan görünemeyen bir kod yerleştirilmesi ve böylece çeşitli tarama unsurlarının bunu görüntüleyebilmesi tarzında. Evet, bir de telif meselesi de var işin içinde. Yani bu konular şu an çok ortada değil ama bu yapay zekanın oluşturduğu işlere dair bir telif sıkıntısı oluşacak mı, oluşmayacak mı? Hangisini yapay zeka üretti? Ne kadarını başka insanların işinden şey yaparak, faydalanarak yaptı? Özellikle mesela resim konusunda değil de daha çok fikirsel ürünlerde çok karşımıza çıkmaya başladı bu tür davalar, şeyler. İlerleyen dönemde nasıl ilerleyecek, ilerleyeceğini göreceğiz. Ama bu gelişme tabii ki bu alanda enteresan bir şekilde destekleyici bir yapıya sahip gibi. Google yapay zeka ürünleri konusunda Microsoft'la yarışıyor. Toplantıda yatırımcılarına şunu söylemişler, büyük kurumsal müşterilerine. Biz yapay zeka olsun diye, ürün olsun diye bir anda böyle piyasaya ürün çıkarmıyoruz.
gerektiği ölçüde yatırımcılarımızın, müşterilerimizin taleplerini karşılayacak ölçüde yeni ürünlerle geliyoruz demişler. Microsoft'la bu konuda savaşmaya devam ediyorlar. Burada grafikte baktığımız kadarıyla zaten hem Fibonacci seviyesi hem de tepeleri birleştiren çizgi birbiriyle denk düşmüş. Dolayısıyla buradan gelen 135-136 seviyesinden gelen satışlar çok normal karşılanabilir. Amaç burada 25 günlük, 20 günlük ortalamaların üzerine toparlayıp devam edebiliyor olması. Yani aşağı gerilese bile şuradan şu şekilde devam edebiliyorsa sıkıntı olmayacak. Sen yükselen dip yapmaya devam ettikçe buradaki yükseliş trendinin bozulmadan teknik görüntüsünü koruyacağını düşünüyorsun öyleyse. Evet, yani şöyle, piyasa verileri atlatabilirse, bu haftaki verileri atlatabilirse kazasız belasız buradaki algı devam eder. Günlük kapanışların 130'ların üzerinde kalması da teknik açıdan oldukça önemli. Burada en iyi günlük kapanış 132 seviyesinde olmuş. Bunun üzerinde kalması en azından trend açısından önemli. Bugüne gelirsek şimdi... HP'nin bilançosu açıklandı. Tabii şimdi şöyle, saat 15.14 veri açıklanacak. Veriye bir bakalım. Biz de önümüzden açalım. Şeyle ilgili, ADP tarım dışı istihdamı ile ilgili. ADP tarım dışı istihdamı son 4 veridir. Beklentilerin oldukça üzerinde açıklanıyor Ali. Hı hı. Ama yine de son dönemlerde ne kadar açıklanırsa açıklansın, iyi açıklanırsa açıklansın, tarım dışı istihdam başka telden çalıyor. Evet. Yani burada yani öncü veri olarak baktığımız veri sürekli ters köşe yapmaya devam ediyor diyebiliriz son zamanlarda. Evet. Burada 324 bin bir önceki veri. Oradaki beklenti de 189 bin miydi? Öyle bir şeydi. Evet şimdi geldi veri. 177 bin olarak açıklandı. Ben de önümdeki ekrandan da bir daha bakayım, kontrol edeyim. ADP tarım dışı istihdamı, yani tarım dışı istihdamın öncü verisi, özel sektör tarım dışı istihdamı. Ekrana göre 177 bin olarak açıklanmış gözüküyor. Biz de başka yerlerden kontrol edelim. Evet, 177 bin olarak konfirme ettik. Bu önümüzdeki ekrandan da gözüküyor. Bu ne demek? Tabii ki 324 bin beklenirken 177 bin gelmesi olumsuz ABD endeksleri için, ama ABD için olumsuz, ama endeksler için evet, yine bir daha Fed pivot konuşması üzerinden, evet. Yani istihdam zayıf geldiyse bu noktada Fed'in faiz artırımları konusunda elinin zayıflayacağı ve işte belki faiz indirimlerine beklenenden daha erken bir sürede başlayabileceği spekülasyonlarıyla, evet, olumlu bir şekilde fiyatlara yansıyor genelde. Evet, bu veri geldiği zaman hemen yukarı doğru bir çok hafif bir spike yapmış, yukarı yönlü bir hareket yapmış. Normalde bu tarz veriler, ABD'de kötü veriler, endekslere olumlu yansıyor. Niye? Faizler düşük kalacak beklentisiyle birlikte. Dolayısıyla bu veriyle birlikte endeksler dahil emtialarda daha zaten altını açtığımızda, dikkat ettiysen son 5 dakikalık grafiğinde 1938'den 1942'ye giden bir hareket var. Bu tarz kötü veriler değerli metallere ve endekslere, önce değerli metallere sonra endekslere yarıyor diyebiliriz. Şimdi 324 bin önceki veri 324 binken tahmin beklenti 195 binken 177 bin beklentilerin altında açıklanması. Bakalım piyasaya nasıl yansıyacak? Tabii beklentilerin çok çok da altında değil, yanlış belirtmiş olmayalım. Daha önceki veri 324 bindi, beklenti 195 bindi. 177 bin geliyor. Ama daha önceki 3-4 veri de beklentiyi çok fazla aşmış. Yani yüz binlerce fazla gelmiş. Artık özel sektör tarım dışı istihdamın beklentileri aşamaması, beklentilerin altına gelmesi biraz soru işaretleri yaratacaktır. Saat 15.30'da da ABD'de gayri safi yurt içi hasıla verisi var. Burada %2.2 şeklinde bekleniyor veri. Bakalım oradan ne çıkacak? Çeyreklik gayri safi yurt içi hasıla %2.2 bekleniyor. İstiyorsan
pardon %2.4 bekleniyor. Burada investing'e baktığımız şekilde. İstiyorsan senin o saat 15.30'a kadar şeylerden devam edelim. Baktığın hisselerden devam edelim. Tamam. HP'nin bilançosu açıklandı. Kısa ondan bahsedeyim. Beklentilere paralel geldi açıkçası bilanço. 86 centlik bir hisse başına kazanç açıkladı. Ancak hasılat beklentisinin altında kaldı. 13.2 milyar hasılat elde etmiş şirket. Beklenti 13.40 civarındaymış. Çok hafif altında kalmış. HPQ olan şeyden bahsediyoruz. Evet, evet. Özellikle bu kişisel bilgisayar satışlarındaki düşüş, şirketin kilit pazarlarından biri olan Çin'deki hani durgunluk, şirketin hem mevcut çeyrek performansını etkilemiş, hem de şirket bu doğrultuda yıllık kar tahminini aşağı yönlü revize etmiş. Bu sebeple de seans öncesinde %8-8.5 kadar aşağıdaydı. Evet, burada aslında dipler aslında yükseliyordu ama seans öncesinde... Bilanço etkisiyle yükselen trendin çok daha aşağısında bir aslında orada şuradayız önemli yani, bir yatay trendi başlangıç yapacak. Oradan tabii bir tepki oluşturabilir ama elinde tabii taşıyan yatırımcılar için oldukça olumsuz bir senaryo gerçekleşmiş diyebiliriz. Daha önceden zaten 28-60'lardan 50'lerden tepki vermişti. Seans öncesinde burada... Buradan dönebiliyorsa belki 30'lara doğru şey olabilir evet, yani. Evet, belki o trendin içine dönmeye çalışabilir ama o tür bir durumda da eğer trendin içine dönemiyorsa tekrardan bugünkü başlangıç seviyesine geri dönmek isteyebilir. Burada şu an bulunduğumuz yani seans öncesi seviyeler olan 28-69 ve aşağısında özellikle 28'in aşağısında kapanışlar olumsuz algılanabilir. HP fiyatlamalarında şöyle işaretleyelim. Katılıyorum. Olumsuz algılanacaktır. Şurada biraz daha kalın gösterelim grafikte. Belki yayına katılanlar o kadar şey göremiyorlardır. Şu şekilde. Evet. Evet 28.5 civarının altındaki fiyatlamalarda geri çekilmeler derinleşebilir. Ama burası önemli bir destek bölgesi. Buralardan tepki oluşturması makul bir beklenti. Tamam. Diğer hisseler... Evet, bugün hisse yapalım. Madem komisyonlarımızı 0.99'a kadar düşürdük. Diğer ürünlerden bahsedeceğiz bu arada. Hani evet, evet. Yayının sonunda ama... tekrardan vadeli piyasalara geri döneriz. Hı-hı. Hızlı hızlı beğendiğimiz güzel grafiklerden gidelim. Bizim de daha öncelerde, yani yakın zamanda, son birkaç ayda önerdiğimiz hisse senetleri olacak bunlar. Airbnb'ye bakalım istersen. Güzel bir tepki oluşturuyor. Bilanço sonrası biraz kar realizasyonu gelmişti o tarafta. Biz Airbnb'yi 28 Haziran'da önermiştik. Aşağı yukarı %20 falan yukarı çıkmıştı sonrasında. Tekrardan o 100 ya da... Buralarda önerdik değil mi? Yani fiyatlar 125'li seviyelerdeyken. Evet, 28 Haziran'da aynen o şekilde. Hedeflerimiz de zaten 150-145 civarlarındaydı. Sonrasında kar realizasyonları geldi tabii. Şimdi baktığımızda 200 günlük ortalamadan destek bularak yükselmiş gözüküyor. O bir yani ufak bir şey tabii ki EMA olarak. EMA, tamam. Evet. Bu zaten ekranda şu anda 200 günlük evet. EMA var. Dün o şekilde ayarlamıştık. Tamam. Burada bir yükselen dip yaparak aşağı yukarı 25'i kullanıyorsun değil mi şu an şeyde? 25 günlük üstel hareketli ortalama. 25 günlük üstel hareketli ortalama direnci ne kadar yükselmiş? 25 günlük hareketli ortalama direnci aşağı yukarı 132.5'lardan geçiyor. Üzerindeki kalıcılıkta burada yeniden yani 143 ve 155 dirençlerine doğru bir yükseliş hareketi beklenebilir gibi gözüküyor. Ancak hani tabii ki 25 günlük ortalamayı aşamazsa burada tekrardan 200 günlük ortalamanın geçtiği 123'e doğru geri çekilmeler yaşanabilir gibi. Yine de baktığımızda şirketin hani seyahate olan talebin gücü dolayısıyla finansalları ve şeyleri bilanço rakamları genel olarak güzeldi. İsteyen yatırımcılarımız philipcapital.com.tr sitesinden araştırma bölümü, yurt dışı araştırma bölümünün raporlarından 28 Haziran tarihli bültenimizden ulaşabilirler kolaylıkla son bilançoya dair değerlendirmemize ya da bir öncekine dair. Grafiğine baktığımızda 200 günlük ortalamayla Fibonacci analizine göre %61.8 geri çekme seviyesinin kesişmesi buranın çok önemli bir destek olma özelliğini... Sen de seviyorsun değil mi? Böyle çok baktığın teknik göstergeler aynı yerde kesişince... Piyasa önemsiyor bir kere. Evet. Yani... Ya benim için yıldız çıkıyor üzerinde hemen. Yani burası önemli bir seviye olacak. Alacaksan diye. Yani şöyle söyleyeyim. Diyelim ki piyasa... Diyelim ki şöyle aşağı geliyoruz her gün. Hı-hı. Ve 200 günlük hareketli ortalamayla kesiştiği anda... Buradan bir dönüş gördüğümüz anda... Yani şu günlerde... Diyelim ki biz...
22 Ağustos, 23 Ağustos'tayız ve %61.8 seviyesiyle ortalama kesişiyor ve tepki geliyor. Bu aslında burasının destek olduğu ve tutunabileceği, yukarı yönlü atakların gelebileceği anlamına geliyor. Devamında piyasa yukarı burada yapmış. Geri çekilmede de tekrardan 124'ü ya da işte 123.35'i test etmeyip hani orada yükselen dip oluşturması da ikinci olumlu sinyal olarak görülebilir teknik açıdan. Orada 129.40 boyun çizgisinin geçilmesiyle zaten yükseliş momentumunun hızlandığı görülmüş gibi sanki. Evet. Burada şeyi aşmasa bile şu an 25 günlük ortalamayı aşmasa bile, geri çekilme olsa bile, eğer 123-124 bu da tutunabiliyorsa piyasa ve tekrardan yukarı kırabiliyorsa böyle bir ikili diple alınabilir. Oldukça da güzel bir teknik görüntü oluşur. Yani şu olursa, grafikte şu olursa 132'li seviyelerin aşılması durumunda belki yani tamamen geri döndüğü senaryoyu söylüyorum bu arada. Evet, yani sen en olumsuz şekilde 25'i aşamadı, doğrudan kar realizasyonuyla karşılaştı ve geri çekildi diyorsun. Bu noktada 123.35 desteği aşağı kırılmazsa bu tarz bir senaryo oluşabilir. Eğer bu tarz bir senaryo oluşursa da 132.25 boyun çizgisi üzerinde burada pozisyon alınabilir gibi bir yorum yaptın anladığım kadarıyla. Evet, yani yukarı yönlü şey yapılabilir şuradan itibaren. Kırdığı noktadan itibaren belki yani buradan itibaren yapılabilir. Yani benim gördüğüm o. Uzun zamandır bakmamıştım. İlk baktığım anda bu şekilde böyle bir çıkarımım oldu. Charter'a bakalım istersen. CHTR koduyla işlem görüyor. Bu tarafta da dün birkaç yani bir şirketin araştırma ekibinin İşte şeyle ilgili, bazı diğer telekom şirketleriyle ilgili olumlu raporları vardı. Biz de Charter'ı aşağı yukarı 4 Ağustos'ta önermiştik. Şu an %7 gibi bir prime sahip. Evet, bizim mantığımız oradaki düşen trend şurası çok önemliymiş. Yatay trendin üzerine gelip destek bulmasıydı aşağı yukarı. Onun üzerine çıktığında biz de önerimizi paylaştık. Piyasanın pivotu burada 410. Evet. Evet. Buyur, devam et. Yok, şimdi hareket ortalamaların üzerinde güzelce ilerliyor gibi gözüküyor. Olası geri çekilmelerde bir önceki tepe herhalde 124 mü? Bir bakabilir miyiz orada? 430 seviyesinin altına inmedikçe burada yani 430'a yaklaşan pozisyonlarda esas seviye 410 tabii ki burada taşınan pozisyonlar için altını kırmaması çok önemli. Hem hareketli ortalama oradan geçiyor hem de önemli bir yatay trend. Şu an için olumlu bir görüntü mevcut. Oldukça da uzun süredir bir dip çalışması yapmaya çalışıyordu açıkçası. Bak şimdi burada 200 haftalık EMA çok önemli hale gelmiş. Bu grafiği ilk defa bakıyorum bu arada. 200 haftalık EMA'yı ben de ilk kez koydum. Çok da güzel çalışmış. Bu madem burada bu kadar iyi çalışmış, o yüzden bakıyorum 461 seviyesinde. 461 seviyesinin şimdi yükseliyor evet. 461 seviyesinin üzerinde haftalık kapanış yaparsa hareketin devamı mümkün olabilir. Aksi takdirde belki 461 ile 410 arasında bir git gel yapıp şuradan şöyle belki çizeriz. Böyle bir git gel yapıp belki yine toparlayabilir tabii ki yani. O zaman belki böyle bir hareket olur mu ya bakarız. Yani burada orta vadede zaten 410'un üzerinde kalıyor olması buradaki dip görüntüsünün devamını sürmesine neden olacaktır. Ben bu grafiğe ilk defa baktım. Yani çıkarımım bu. Öyle söyleyeyim sana. Biz burada zaten şöyle, biz yatırımcılara belki de onların ilk bakışta farkına varamadıkları, hemen atlayabildikleri şeyleri hatırlatmaya çalışıyoruz. Aynı şekilde. Yani diğer bizi izleyen yatırımcılarla aramızdaki fark genelde şu oluyor. Nasıl ki 20 senedir piyano çalan birisinin önüne şey koy, notaları koy, şöyle bir bakar. Ha tamam anladım der, çalmaya başlar. Ama amatör birisi biraz günlerce, haftalarca çalışmak zorundadır. Biz biraz daha hızlı hemen grafiğe baktığımız zaman çıkarımlar yapabiliyoruz. Aramızdaki fark hani çok hani yoksa biz görünmeyen bir şeyi anlamıyoruz. Evet, böyle bir baktığımız zaman şey çok önemliymiş burada. 461 seviyesi oldukça önemliymiş. Başka bir ürüne bakacak mıyız? Evet, Dash var. Kendisi biliyorsun teslimat şirketi Amerika'da iş yapan. Yani bilançoları şeyleri güzeldi zaten. Biz de paylaşmıştık. 20 Haziran'da paylaştık. Burada da yani düzeltmesini tamamlamış mı görüntüsü mevcut. Sanki yükselen trend kanalının en dibinden destek bulmuş gibi. Ayrıca Fibonacci de oraya geliyormuş çizdiğin yerden. Burada %50 son yükselişinin şuradan çizersek. Şu
tarafında majör bir yükseliş var. %50'sinden geri dönüş yapmış. Ben %50'sinden geri dönüş yapıp yukarı gidiyorsa ve tekrar böyle bir dip yapıp yukarı gidiyorsa çok da karamsar olunmaması tarafındayım. Çünkü çoğu rallide %50 geri çekilme olduktan sonra ralliye devam ettiği oluyor şeylerde. 100 günlük, burada, 100 günlük üzere, EMA'dan dönmüş gibi hatırlıyorum ben açıkçası. Şu 200'lü 100 yapalım. Komisyon 1 dolar olduğu zaman bunları alıp satmak çok kolay. Evet. O yüzden biraz daha yurt dışı hisseler üzerine de yoğunlaşıyor olacağız. Biz paylaştıktan sonra tabii hala yani aşağı yukarı %12 artıda ama oldukça güzel yükselmişti. Burada düzeltme hareketi tamamlandıysa tekrardan 93'lere doğru bir yükseliş hareketi görülebilir gibi gözüküyor. Şu an hareketli ortalamaların üzerinde ekranda gördüğümüz gibi. Evet, şimdi şöyle baktığım zaman 2 Haziran'dan sonra 10 günlük hareketli ortalamanın üzerine devam etmiş. Güzel bir momentum varmış. Kırdıktan sonra 10 günlük hareketli ortalamayı bu sefer direnç yapmış ama son 2 seanstır 10'luk hareketli ortalamanın üzerinde 25'i de geçmiş. Burada geri dönüşte peki şöyle bir Fibonacci çizgisi koyalım. Dirençlerimiz ne olur diye bakalım diyorsun. Evet, dirençlerimiz ne olur? Biraz genişletelim. Belki yayında biraz bulanık gören yatırımcılar olabilir. Şöyle büyük yapalım. Fibonacci'nin izine göre aşağıda 79 destek, 81-60 seviyelerini piyasanın pivotu olarak görebiliriz artık. Çünkü oralardayız. Yükselişlerde 83-50, 85-75 seviyede direnç olabilir. Burada güzel bir toparlanma gelmiş. Yani 79'ların üzerinde kalabiliyor olması lazım. Aksi takdirde biraz tekrar 75'lere doğru geri çekilme olabilir. Başka hissemiz var mı? 10 Semiconductor var. ONE koduyla işlem görüyor. Bu bizde buradaki fonların da popüler hisselerinden bir tanesi. Evet. İşlem yapan fonların popüler hisselerinden. Biz Mayıs ayında önermiştik. Oldukça da çok fantastik bir getiri elde etti aşağı yukarı. Burada eskiden bir kanal varmış. Sonra kanalın dışına çıkmış. Bunu herhalde... Evet. Sonra tekrardan kanalın içine girmiş. Evet, şu an 100 günlük üstsel hareketli ortalamasından destek bulmuş gözüküyor. Fark ettiysen birçok hissede, yani baktığımız hissede benzer bir teknik görüntü mevcut. Evet. 100 günlük ortalama yakınlarından yükselen dip yaparak tekrardan hani 21 günlük gibi daha kısa vadeli ortalamaların üzerine atan bir teknik görüntü mevcut diyebiliriz kolaylıkla. Şu an için olumlu gözüktükleri söylenebilir bu açıdan. Evet. Yani şu kapanışlar bazında en azından şöyle bir değerlendirdiğimizde bak hani şuradaki hani düşüşü saymazsak. Evet, güzel. Sanki şöyle bir kanal belki çizilebilir. Eğer daha da düşerse tabii ki aşağı düşerse bu sefer kanalı belki şu şekilde yapıyor olacağız. Yani eğer bir geri çekilme olursa 100 günlük hareketli ortalama kırılırsa 90 kırılırsa belki 85'ten bir geri dönüş olabilir ama bu olmadığı sürece sanki özellikle 97-98'in üzerinde kalabiliyorsa yani tabii veri haftasını atlatması gerekiyor. Ya tabii bir çip üreticisi daha özellikle çipler üretiyor kendi alanında. Ya son bilanço aslında hasılat büyümesi göstermemişti ama herhangi bir sıkıntı da yoktu bilançoda. O manada bilanço sonrasında işte aşağı yukarı 110'lardan 98'lere doğru 90 seviyelerine doğru bir geri çekilme yaşandı. Bu kar realizasyonu da hani belki de daha yüksek beklentilere sahip yatırımcıların bu seviyelerden realize olması da kar realizasyonu yapması da yani abes kaçmıyor. Bu şu anda teknik görüntü hoş gördüğümüz gibi. Tabii hisselere daldık ama 15.30'da gayri safi yurt içi hasıla verisi vardı. Orada da tahmin %2.4 iken 2.1 açıklanmış. Şurada. Burada da tahminlerin altında bir veri var. Dolayısıyla ekonominin soğuduğuna yönelik beklentileri arttıran veriler bunlar. Yarınki enflasyon verisi de artık bugün yumuşatır piyasayı. Yarınki enflasyon verisinde de Fed'in şeyine yönelik bakış açısına yönelik bir algı tekrardan oturur yerine. Bugün için olumlu. Zaten gün içerisinde yayından önceki son yarım saat 40 dakikada ABD endeksleri eksi taraftaydı. Futureler eksi taraftaydı. Evet, şimdi yükselişten sonra hafif realizasyonlar görülüyordu. Şu an artı tarafa geçmiş bulunmaktayız. Altındaki kazançlar da artmış sanki.
Oraya atlayalım mı? Altını biraz atlayalım mı? Sonra hisselere geri dönüş yaparız. Hisselerden çok devam ettik çünkü. Olur, tamam. Fotoğrafta bugün bizim de bu altınla ilgili bir future önerimiz olacak. Bu çizdiğimiz düşen trendin kırılımı ve oradan aşağı yukarı EMA 50 de 50 günlük üstel hareketi ortalama da oradan geçiyor. Bu 1900 tabii şu an spot'a bakıyoruz. O açıdan rakamlar farklı. Ben Aralık vade altın sözleşmesi rakamlarını söyleyecektim yanlışlıkla. Şimdi spot fiyatlarda bu tepeleri birleştiren çizgi 1949 civarında geçiyor şu anda. Spot fiyatlar üzerinden konuşursak 1949'un aşılması olumlu karşılanacak. Evet, tekrardan 1980 direncine doğru bu alışların hız kazandığını görebiliriz gibi. Aşılamazsa tekrardan 21 ya da 25 günlük ortalama direncine doğru geri çekilmeler yaşanabilir gibi gözüküyor. Biz dün ne konuşmuştuk? 25 günlük hareketli ortalamayı geçememesi olumsuz demiştik. Dün verilerle birlikte geçti. Bugün özellikle yine verilerin ışığında 1949'a değmesi şaşırtıcı olmayacaktır. Evet, önemli olan onun üzerinde kapanış alıp alamayacağı olacak. Üzerindeki kapanışlarda tekrardan aşağı yukarı 30 dolarlık bir var. Evet, 30 dolarlık bir yükseliş potansiyeli var. Onu grafikte şöyle çizebiliriz. 1900 altın fiyatları spot olarak 1950'nin üzerine kalabiliyorsa 1980'e doğru gitme potansiyeli oldu, vardı diye yapabiliriz. Dün baktığımız zaman gümüş grafiği daha iyiydi. Gümüşün grafiğinde ne demiştik? Orada daha kolay yorum yapabilmiştik dün. Evet. Zaten grafiğe böyle bir çizgi çekmiştik. Demiştik ki 25-30'ları, 24-30'ları aşması aşıyorsa durumunda belki de bu şeyin zirvesine doğru, bu kanalın zirvesine doğru bir hareket başlayabilir diye. O yönde bir hareketi başlatmış gösteriyor. Burada bir filama, bayrak ne dersen böyle bir formasyon da var zaten. Dolayısıyla eğer veriler gümüş, veriler olumsuz gelirse, faizlerin daha uzun süre düşük kalacağına yönelik, yani faizlerin artmayacağına yönelik bir algı oluşursa gümüş en önde gidebilecek ürünlerden bir tanesi gibi duruyor. Çünkü grafiği fena değil. Evet. Dün de bahsettiğimiz yani 24.40, 24.36 direncinin geçilmesiyle zaten yükselişin ciddi bir momentum kazandığını gördük. Bugünkü veriler de alış kısmında destekleyici oluyor gibi gözüküyor. Evet. Bir de petrol tarafına istiyorsan gelelim. Evet, orada birkaç gündür bir yükseliş söz konusu. Düşenimizi kırdık. Hı-hı. Üzerinde devam ediyoruz. Burada tabii 80.5 direncini takip ediyorduk. Onun da üzerine geçmemiz olumlu oldu. Tabii yani burada yükseliş devam edeceksek 83 direnci bize dert olmaya devam edecek. Esas hikaye onun üzerindeki haftalık ya da birkaç günlük kapanıştan sonra başlar gibi gözüküyor. Burada sat sinyali yok şu anda. Evet, yani sat sinyali 78'in aşağı kırılmasıyla olabilir ancak. Alırken de çok da kuvvetli almamak lazım. Tabii ara bir bölge. Yani ara bölge olduğu için zaten daha yeni biz omuz baş omuz oldu. Tabii burada kaldıraçlar da çok yüksek. Yani çok ufak bir teminata 100 varillik bir pozisyon açılıyor. Bu da aşağı yukarı baktığımız zaman 8000 dolarlık bir pozisyon demek. Buna karşılığında yani 500 dolar civarında bir komisyon kullanmamız teminat kullanmamız gerektiğini düşününce yani risk açısından hani risk severler için iyi bir enstrüman diyebiliriz. Hem volatilitesiyle hem de kaldıracının yüksekliğiyle. Evet. Bu kaldıraçlı ürünlerden tekrar hisselere geri dönelim. Dönelim. Güzel oldu böyle. Intu'ya bakalım. INTU. Intuitive adlı bir şirket. Bu yazılımlar yapıyorlar. İşte belki bazılarını biliyorsundur. İşte MailChimp gibi şey gibi. Hani hem kişisel finans hem işte küçük işletmelere yönelik çeşitli işte vergi ve işte muhasebe programları yapıyorlar. Evet, burada son dönemdeki bu yatay şeylerini aşmış gibi gözüküyor. 480'li seviyelerin üzerinde kalabilmiş. Yukarı gidiyor. Şuradan şeye bakalım. Yakın zamanda, yani yakın zaman derken 2021'in sonundan sonra sert bir düşüş yapmış. Orada Fibonacci'ye göre nereye gidiyor ona bir bakalım. Bizim araştırma ekibi olarak beğendiğimiz bir şirket. Yani hem 12 Haziran'da önerdik, hem 28 Ağustos'ta geçen burada gün önerdik. Bak o zaman şöyle, burada çok güzel oturmuş 484 seviyesine. Dolayısıyla eğer bu hisse Cuma gününü 529 üzerinde kapatabilirse büyük ihtimalle 574 seviyesine doğru
rahatça gidebilir gibi. Sanki. Ben çok sevinirim. Daha iki gün önce bültene koyduk. Evet. O açıdan. Bu haftayı, yükseliş beni mutlu eder. Bu haftayı survive etmesi lazım. Bu haftayı da 529'un 530'un üzerine kapatması lazım. Kapatırsa 574'e rahatça gidebilir. Çünkü buradan güzel toparlamış. Haftayı 529'un aşağısında kapatırsa belki o zaman 512-13 ile yani kapanışlar bazında, haftalık kapanışlar bazında eski zirvesiyle orasına gidip gelebilir ama... Evet, yani 513 aşağı kırılmadıkça da buradaki teknik görüntü gücünü koruyacaktır. Yani tekrar bir yükselen dip yapmış olur o manada. Bu da yükseliş trendinde herhangi bir bozulma olduğu anlamına gelmez gibi gözüküyor. Son iki geri çekimi de 10 haftalık ortalamasını basarak sonlanması ve oradan yukarı gitmesi gayet olumlu. Belki yılın sonuna doğru baktığımızda yükseliş devam ederse belki bir kere daha 10 haftalıktan dönüyorsa belki o zaman bir kere daha konuşuruz. Yani şuradaki şey şöyle söyleyeyim, bir çizelim. Eğer bu 10 haftalık ortalama böyle yukarı giderse, bu şekilde yukarı giderse ve ileride yükseldikten sonra geriye doğru bir dönüş olursa belki o zaman tekrar konuşup buradan ulaşabilir miyiz diye bahsederiz. Bir daha hocalık hisselerine bakalım istersen. Artık yavaş yavaş sonlara doğru geliyoruz. Yani sen ne kadar hisse söylersen bakabiliriz. Güzel. Süper. Delta Airlines'a bakalım. Bugün de bir tane değer veriyoruz. Yani çokça konuştuk zaten. Özel yayın da yaptık havacılık hisseleri için. Bilançolar güzel. Özellikle yaz sezonunda talepte ciddi bir artış beklendiğinden bahsetmiştik. Tabii ki burada bilanço öncesi %30, %40'lar gibi önemli yükselişler yaşandığı için bilanço sonrasında aşağı yukarı yani bu yükselişin %50'si gibi %20'lik bir düşüş gördük diyebiliriz bütün havacılık hisselerinde. Rakamları güzel hatırlıyormuşum vallahi, ben de kendimi tebrik ettim. Buradan ben şunu hatırladım. Biz havacılık hissesi... Daha düşenler kırılmamıştı. Zaman, evet, sanki buralardaydık. 39'lu fiyatlar. Benim önerilerde 34'lü, 36'lı fiyatlarda başlamıştı Delta Airlines'ta. 8 Haziran'da biz 38,5'da önermişiz Delta Airlines'ı. 50 bile görmüş. Tebrikler. Evet, teşekkürler. Şimdi de kısa vadeli olarak günlükte bakabilirsek burada düşen trend direncinin kırıldığını görüyoruz. Yine 100 günlük üstel ortalamayı da koyarsan tam oradan bir dönüş yaptığını göreceğiz. Aynı şekilde 50 günlük ve 21 günlük ortalamaların kesiştiği aşağı yukarı bölgeyi de yukarı kırmış durumda. Dolayısıyla uzun vadeli ortalamalarından destek bulup kısa vadeli ortalamaların üzerinde kapanış almış diyebiliriz kolaylıkla. Düşen trend direnci de kırılmış gözüküyor. Uzun süredir yani Ağustos hatta Temmuz ortasından beri bu negatif satıcılı seyrin sonlanması burada momentumun tekrar yükselmesine neden olabilir. Çünkü son bilançolar güzeldi. Şirketin beklentileri de güzel. Yani baktığımız zaman hem güçlü bir nakit akışı elde etmiş şirket. Yani faaliyetlerinden kaynaklı 2.6 milyar dolar nakit akışı elde etmiş. Bu da 1.1 milyar serbest nakit akışına denk gelmiş. Bu sayede şirket daha önce pandemide elde ettiği borç yükünü düşündüğünden daha hızlı bir şekilde azaltmış gözüküyor. Yani geçen çeyreğin sonunda 21 milyar dolar net borcu varmış. Şimdi bunu 19.8 milyar dolara indirmiş. Yani 1.2 milyar dolar borç ödemek de bir dönem içerisinde küçümsenecek bir şey değil. Bu şirketin nakit yaratma konusundaki gücünü gösteriyor. Şirket 2023 yılında yine benzer şekilde... Yani 3 milyar civarında bir nakit akışı, serbest nakit akışı elde etmeyi bekliyor. Bu arada yatırımcılar bazen soruyorlar bize, biz 1 dolar, 0.99 dolara işlem yaptırıyoruz. Bu belli bir süre için mi? Yok, belli sonsuza kadar. Yani İşte elimizden geldiğince. Yani bundan sonra öyle. Yani belli bir süre için, belli bir müşteri kitlesi için, belli bir müşteriye özel değil. Philip Capital'in tüm müşterilerine özel şekilde... 0.99 dolar. Bir de satışta çok ufak borsa maliyeti var. Onu da söylememiz gerekiyor. Evet. Ama 0.99 doların yanında çok da fazla bir... Kesinlikle. Yani ben hesapları yaptım. Hiçbir şekilde hani benim işlem açısından ben 1 dolar olarak bakmaya devam ediyorum. NXPI var. Yine bir çip üreticisi. Bakıyoruz. Bu arada hani... United Airlines'ta ve American Airlines'ta benzer görüntüler vardı. Yani bütün havacılık sektöründe benzer görüntüler olduğunu söyleyebiliriz kolaylıkla. NXPI'de de fark ettiysen yine benzer bir görüntü. 100 günlük ortalamadan yukarı sekmiş. Baktığım bütün hisselerin 100 günlük üstel hareketli ortalamadan sekmiş olması. Ben 600 tane hisseye göz gezdirdim. Sevdiklerimi aldım buradan. Yani özellikle de yakın zamanda. Yapay zeka mı çalıştırdın? Hepsi aynı yerde dönmüş. Gözlerim. Okey, tamam.
Hepsi de Fibonacci olarak belli seviyelerden dönüyor zaten. Evet, yani burada ben endekslerin de 100 günlük ortalamadan dönüş yapması dolayısıyla hızlı bir şekilde tepki vermiş ve belki de bu tepkileri uzatabilecek, tekrardan yükseliş trendine dönebilecek hisselere bakmak istedim bugün. Tamam, burada iki tane de dip yapmış. Yukarı da geçmiş. Yani 204.50 de aşılmış orada. O da önemli bir direnç bölgesiydi. O açıdan güzel duruyor. Hızlı bir direnç şekilde... 210. Bir sonraki direnç 210. Direnç 210. 210'un üzerinde olursa daha coşkulu olur. Çünkü evet, oradaki... 210 ile 225 arasında tepe formasyonu yapmış. Orada evet obo yapmış. 210 boyun çizgili olarak 210-211. Zaten sonra da boşluklu altında açıp direkt teknik hedefine doğru aşağı gelmiş gözüküyor. Dolayısıyla tekrardan 210 üzerindeki fiyatlamalar burada yükseliş hareketinin devamı açısından kritik olacak gibi gözüküyor. THC adlı bir şirketimiz var. Kendisi Tenet Healthcare. Yine sağlık alanında hizmet veren bir şirket. Oldukça büyük bir şirketimiz ABD'de. Bunlar da biz 24 Ağustos'ta önerdik. Yakın zamanda önerdik. Aşağı yukarı %5 kadar yukarıda bizim önerdiğimiz yerde. Burada düşen trend direnci kırıldı. Şirketin bilançosu güçlüydü. O açıdan biz de bültenimizde yer verdik. Teknik açıdan yükseliş potansiyelini koruyan hisseler arasında gözüküyor. Ama burada bir 70-80'e doğru herhalde bir yatay direnç var. Sen bakarsın orada. Ben orayı takip ediyor olacağım açıkçası. Evet. Şurada aslında paralel bir kanal gibi bile hani evet, şey var. O düşenin kırılmasıyla zaten orada da bir ufak bir onay şeyi oldu. Daha sonra bir gitgeli oldu. Tekrardan içine atacak mı, yukarı mı gidecek diye yükselen dip yaparak hızlıca devam etti yoluna. Yani böyle yatay bir çizgi çekersek sanki 76 seviyesi piyasanın pivotu gibi olabilir. Evet, yani 76 altına inmemesi buradaki teknik görüntünün korunması açısından önemli olacaktır. Üstünde kaldığı sürece piyasa olumlu, altında kaldığı sürece konsolide olacak şekilde değerlendirilebilir. Katılıyorum. Tamam, fena durmuyor. Sadece yani bu hisseler de aslında görünüm fena değil. Geri çekimlerini de yapmışlar. Sadece bu haftayı... Sağ salim atlamalar. Endekslerin de öyle yani. Biz 100 günlük ortalama üzerinde kapatıyorsak bu haftayı, hatta böyle bahsettiğimiz şekilde 20-21 günlük ortalamaların üzerinde kapatıyorsak, biz zaten önümüzdeki hafta çok daha olumlu bir ABD piyasası görebiliriz gibi gözüküyor. Benim çok sevdiğim ama bir türlü diplerinden kalkamayan FNV adlı hissemiz var. Bir de ona bakalım. Franco Nevada Corporation. Bu bir altın üreticisi. Daha çok... kendi üretmek yerine yani royalty topluyor. Yani belirli şirketlere ortak olup oralardan temettü geliri elde ediyor. Bu tarafta da bir düşen kırılımı mevcut. Altındaki pozitif, yani az önce baktığımız spot altındaki pozitif görüntüyle oldukça paralel hareket eden bir hisse senedi zaten. Dolayısıyla altındaki yükseliş bu tarafta da etkisini göstermiş ve hisse hem hareketli ortalamasının üzerine atmış tekrardan, hem de düşen trend direncini aşmış gözüküyor. O açıdan hani burada da teknik görüntü kuvvetli olduğu için ben hani bakalım diye hoşuma gitti açıkçası. Evet, düşük faiz ortamı da lehine işleyecektir. Yani faizlerin düşeceği algısı eğer öyle bir şey olursa. Özellikle altın fiyatları, bu bizim uzun vadeli grafikte bakmıştık. Hani 2080'lerin üzerinde enteresan fiyatlamalar olabilir gibi gözüküyordu. O tür bir senaryoda bu altın üreticisi şirketlere de bakmak gerekir. Bu Franco Nevada'da kimler işlem yapıyor biliyor musun? Fonlar eğer... altına yönelik fon varsa işlemlerini çeşitlendirmek için, yatırımlarını çeşitlendirmek için mantıklı altın iş. Madenciliği hisseleri alıyorlar ve o hisselerden bir tanesi bu aslında. Tabii bir de altın madencisi, yani birçok şirkette şöyle bir durum var. Mesela işte Barrick Gold diye bir şirket var. Aynı zamanda çok büyük bir bakır üreticisi şirket. Dolayısıyla sadece altına göre ya da altın fiyatlamasına göre işlem yapmıyor. Aynı zamanda bakır ekspojörü çok yüksek olduğu için bakır tarafındaki zayıf fiyatlamalar, işte zayıf gelen makroekonomik veriler, Çin tarafından gelen zayıflık sürekli bu şirketleri baskılamaya devam ediyor. Franco Nevada'nın bakır tarafındaki ağırlığı daha az olduğu için doğrudan altın fiyatlarıyla paralel hareket etme imkanına sahip diyebiliriz. Yani emtia yatırımına genelde uzak olan ama hisse yatırımına yakın olan yatırımcılar için. Altınsız da kalmayalım. Yani altın gider mi diyen yatırımcılar için olabilir. Mantıklı. Evet. Bu arada biz Dow Jones ve Nasdaq'a bakmadık. Russell'a. Son bir United Airlines'a da bakalım istersen. Delta ile çok paralel bir görüntü var. Onu da gösterelim yatırımcılara. Yine bizim bu havayolu şirketleriyle ilgili hem görüşlerimizi hem de daha önce
yani yaptığımız YouTube programına ulaşabilirler. Birkaç ay önce olsa da son bilançoları incelemiştik. Bizim internet sitemizden de bu şirketlerle ilgili yazılmış raporlara ulaşabilirler kolaylıkla. Burada ortalamanın altındayız şu anda. Evet, ama yükselen trend desteğinden güzel de, bir hareket başlamış. Fark ettiysen burada delta gibi hemen yukarı kırmış bir görüntü yok. Yani burada dirençleri belirleyip üzerinde kalıp kalamıyor mu şeklinde takip etmek gerekecek. Evet, aslında piyasa artık şu şekilde sıkışıyor burada. Evet. Önümüzdeki günlerde bu düşeni mi kıracak yoksa yükseleni mi kıracak diye bakacağız. Yani burada 21 ve 50 günlük ortalama da kesişiyor. Düşen trend direnci de kesişiyor. Hepsi aşağı yukarı 51-50 civarından geçen bir direnç, konsolide bir direnç bölgesinde şey yapıyorlar, kesişiyorlar. Dolayısıyla o bölgenin üstüne yani 50... 48,5-51,5 aradaki o 3 dolarlık bölgeyi hangi yöne doğru kırarsa aynen o yönde şekilde bir hareketin başlayacağı. Belki de şöyle... Bir de şöyle bir destek çizgisi, direnç çizgisi olacak büyük ihtimalle. Evet, bu 51,5 mayınlı bölgesinin üzerindeki kapanışlar burada yükselişin devamına sebep olur. Dediğin gibi 48 desteği de çok önemli. Hem yatay destek olarak hem de yükselen trend kanalı desteği olarak onun altında da olumsuz fiyatlamalar görebiliriz. Aslında 51,5'u geçtiği zaman, tabii 54'e doğru, 54'ü geçtiği zaman da daha yukarı doğru sanki iki seferde denenebilir bir şeyler. Katılıyorum. Okey, başka var mı? Benden bu kadar. Ha tamam, bir de şeye bakalım. Bir Dow Jones'a bakalım kısaca. Dow Jones endeksine. Burada bir burada da bir şey var. Ortalamayı kaldıralım. Böyle bir kanal gibi. Oradan bir tepki hareketi var. 34.700'ü aşmışız ama. Olur mu? Evet. 34.700'ü aştığımız için 35.050 seviyesine doğru sanki burada gidiyoruz. 35.050 seviyesinin üzerine Dow Jones'ta sanki daha olumlu. Evet. 35 kritik seviyemiz. 35.000 üzerindeki kapanışlar bu taraftaki yükseliş hareketinin devamı açısından kritik olacaktır. Tamam. Bir de Russell'a bakalım. Russell'da yatay dansımız sürüyor. Evet, burada 1850 seviyesini işaretlemiştik. 1850 seviyesinden, hani 1885'te pivot olur demiştik. Hı hı. 1885'in üzerindeyiz. 1885'e tutunabildiği sürece 1920'ye doğru hareket yapabilir. Hı hı. Ona bakacağız. Buradan tepki alıp 1885'ten dönüp tekrar eski zirvesini aşıyorsa 1900'ü, 1920'ye kadar gidebilir. 1920'nin üzerinde 1970'e kadar gidebilir. En kolayı bu olur bence. Yani 1920 üzerinde 1970'e doğru aldık. Ya evet, dün de bahsetmiştik ya bu yani... Çok güzel çalışıyor. Hem onlar çok güzel çalışıyor hem de 1885 ile 1920 arasında yani bu civarlarda birçok hareketli ortalama mevcut. Yani bunları yukarı gidişlerde ufak direnç bölgeleri olarak görebiliriz. Dolayısıyla 1920'de bütün bu ortalama dirençlerinden kurtulmuş oluyoruz. Teknik görüntü daha kuvvetlenmiş oluyor. Evet. Ve dolayısıyla onun üzerinde hızlı bir şekilde 1970'e doğru yükselişler görebiliriz. Daha kolay bir trade olabilir gibi gözüküyor uzun pozisyon için. Ali, sana çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Yayın uzun oldu. Katlandın bana bu kadar saat. Yani sen vakit ayırabildiğin sürece istediğin kadar ürüne bakabiliriz. Herkese çok teşekkür ediyoruz. Herkese çok teşekkürler. İyi günler diliyoruz hepinize. İyi günler. Tek platform, tüm dünya. Philip Capital, your partner in finance. Tek platform, tüm dünya. Philip Capital, your partner in finance. Tek platform, tüm dünya. Philip Capital, your partner in finance. Tek platform, tüm dünya. Philip Capital, your partner in finance. Tek platform, tüm dünya.